Evet sevgili arkadaşlar, tekrar Social Gamer'la oynuyoruz. Social Gamer. Evet. Başarılar yazdı Türkiye'den. Demek ki beni takip alıyor arkadaşlar. Ben maç oynamaya başlayınca geliyor benim karşıma. Dur bakalım, dur. 15 artı 10 oynuyoruz. En son ucuz kurtuldun hocam diyordu. Ucuz yırttın diyordu. Dur bakalım ne olacak. Evet. Bizi Gökdeniz 46 izliyor. Soldier izliyor. Kolpa'dan izliyor. Hayrettin Saç yıllardan beri izliyor. Evet. Başka kim izliyor? Anatolian Eagle 06 izliyor. Neden izliyor bilmiyorum. Evet. Neden izliyor? Çok meraklardayım. Evet. Social Gamer neden düşünüyor burada onu da anlamış değilim. Ne yazıyor? Evet hocam diyor. Kaybettiğinizi gördüm diyor. Sizi yenmek için karşınızdayım diyor. Gel gel gel. Gel. Gel bana gel sen. Gel bana gel. Senin ilacın bende. Senin ilacın bende. Bu arada arkadaşlar arkamdaki kitabı sormuşsunuz. Hemen sizlere tanıtımını yapayım. Bu kitap. Bak bak yanıyor bak bak. Nasıl bak alevli. 1300 tane Endgame Tactics var. Ona göre yani çalıştığımız kitapları gör. Ona göre meden oku. Kalınlığa bak azizim. Yani bu kitapla dilersen. Evet. Yani birçok konuda yardımcınız olur. Onu söyleyeyim ben size. Onu da şöyle koyalım eski yerine. Keşke benim de olsa. Olacak. Zamanla sizin de olacak arkadaşlar. Evet. Zamana güvenin. Zaman her şeyin ilacı. Emin ol. Emin ol. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Nasıl bir oyun bizi bekliyor burada? Rokumuzu yapalım. Evet. Rokumuzu yaptık. Atımızı çıktık. Vezirimizi geldik. Bunlar teori. Hatta onun da Vezir B6 gelmesi söz konusu. Bu Vezir B3'lere Vezir B6 çok sık gelinir. Hocam oradaki duble piyona razı mı gelinir? Evet. Çünkü o duble piyonun zafiyeti tabii ki var. Zayıf piyon sonuçta. Ama kolay kolay saldırı düzenlenemez. Ayrıca burada bir açık dikey oluşuyor. Oradan da karşı oyun kurabilir siyahlar. Ama bakacağız yani. Onu hesaplayacağız birazcık. Evet. Social Gamer çok titiz oynamaya karar vermiş demek ki. Çünkü evet, sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yemesi gibi. Social Gamer da bu oyunu üfleye üfleye oynuyor. Daha çok üflersin. Daha çok üfleyeceksin. Evet, şimdi hocam ne oynayacaksın burada? Alacak mısın? Almasına mı razı geleceksin? Bu çok güzel bir soru. Çok esaslı bir soru azizim. Çok esaslı bir soru. Ben onun almasını bekleyeceğim. Onun almasını bekleyeceğim. Alırsa bir oyun sonu oynarız. Social Gamer'ı en son oyun sonunda kandırmıştım. Onu söyleyeyim. Bu arada satranç dünyama Instagram hesabına bir takipçi geldi. Samet Baloğlu geldi. Ara ara çıkıyor, ara ara giriyor. Bu anonsu yapalım diye herhalde. Başka kim geldi hocam? Burak Demir Özdemir geliyor. Gelmez dediler. Geliyor işte. Niye gelmesin? Başka kim geldi hocam? Emrullah Velioğlu geliyor. Evet. Evet. Son kulvardan Fil D6 geliyor. Oradan gelişim gösteriyor. Bakacağız. Hocam. Öyle bir şakamız yok değil mi? Ne yazıyor? Zaten geçen de sizi öyle yakalamıştım diyor. Ha, peşindesin demek ki. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Demek peşindesin ha? Yanlış adımı takip aldın dostum. Şimdi buralarda E4 vari oyunlarımız var mı diye bakıyorum birazcık. Şöyle bir hamle gelip böyle yapsam mı diye bakıyorum. Bu çok enteresan biliyor musun?
Çok enteresan. Ben şöyle bir geleyim. Orada biraz atraksiyon yapacağız. Evet. Ondan sonra bakacağız. Şimdi fili uslu uslu geri kaçtı. Uslu uslu geri kaçtı. Ben burada açıkçası şu hamlenin cazibesine kapıldım. Ama fil cebeşe koyar diye bakıyorum. Yani fil cebeşe koyamıyormuş. Çünkü atı D6'dan şah çekip sonra bunu alıp sonra BD'yi alabiliyorum. O zaman bu arkadaşımız ne yapıyor bu hamle bir görelim. Buyurun efendim. Buyurun Social Gamer. Buyurun efendim. Evet. Social Gamer oyunu bıraktı. Sohbet kısmından bana yazıyor. Hocam diyor video için çok sağ olun diyor. Vallahi ne kadar kibar da davransan bu seni bu maçta yenmeyeceğim anlamına gelmiyor dostum. Evet bayağı rakibi orada hırpaladık. Dur bakalım. Bayağı geri gitti yani. Mesela şunu gelsem bir yandan da BD istesem ne yapacak bu arkadaşımız? Bir yandan da F5'teki güzelim fili istesem ne yapacak? Biz de burada oynuyoruz bu oyunu. Bak bunlar hep teknik hamleler biliyor musunuz? Rakibin rok hamlesi eksik. Ben burada bir inisiyatif yakaladım. Bir inisiyatif yakaladım. O inisiyatifi devam ettirmeye çalışıyorum. İnisiyatif nedir? Konumda söz sahibi olmak, hamle önceliğine sahip olmak. Rakibin rok yapması zaruri. Rok yapmadan bu oyunu oynayamaz. Tatlıda da veziler var. Veziler değişilseydi o zaman çok problem olmazdı. Şimdi ver bunu diyorum. Ver bunu diyorum. Bunu aldığım zaman 1. Fil çift üstünlüğünü kazanıyorum. 2. Merkezde saldırabileceğim bir izole piyon oluşturuyorum. İşte bunlar konumsal değerlerin peşinden koşmaktır. Biz satranç ustaları konumsal değerleri gözeterek oynarız. Konumsal değerlerin peşinden koşarız. Çünkü ilk elde etmemiz gereken avantaj, üstünlük, konumsal üstünlüktür. Taş kazanamazsın öyle hemencecik. Mat hayali zaten hiç kuramazsın. Öyle bir şey yok. Mat hayali kurarak oynuyorsan 400 yıl öncesini oynuyorsun. O ne yaptı şimdi? Hani burayı makul bir hamleyle korudu. Ben bu fili alacağım. Bu fili alacağım ben. Ben bu fili alacağım. Bu fili kaçırmayacağım ben. Alacağım. Evet. Fil çiftimiz var. Fillerim de canavar. Onu sana söyleyeyim. Ayrıca burada da izole piyonum var. Evet. Bakalım burada ne olacak. Hocam, madem rakipten bir üstünlüğüm var. Gel kaleleri C dikine çifte diyorsun. Onun şu hamlesi beni biraz rahatsız etti ama ona bakıyorum. Sonra atı buraya koyar mı diye bakıyorum. Yok, atı oraya koyamıyormuş ki zaten. Ben C dikini çiftleme yapayım hemen. C dikini çiftleme yapayım ben hemen. Şunu geleyim. Bunu geleyim. Evet, hemen çiftleyeceğiz. Hemen güçlerimizi arttıracağız. Harika. Evet arkadaşlar. Konumsal bir üstünlük yakaladık. Onu kovalayacağız. Social Gamer da puanını bayağı kalkındırmış. 2385'e kadar getirmiş. 2400 olma hedefi var demek ki. Bizi şu an 12 kişi izliyor. Kamil Yaşar izliyor. Tras izliyor. Yıllardan beri izliyor. Hatırlıyorum. Çiftleyeceğiz. Ondan sonra TRViru 788 izliyor bizi. Sadece kendisinin ve etrafındaki samimi dostlarının anlayacağı kullanıcı isimleri koymuşsunuz. Çok heyecan verici doğrusu. Neden gerçek isminizle Ermeyland'a çıkmıyorsunuz? Yoksa
Yoksa çekiniyor musunuz? Beklerim. Çiftleyeceğiz. Alırsa vezirle almak mantıklı değil mi? Dur bakayım. Acaba kaleli almak mı da mantıklı? Vezili aldığım zaman o bunu sürecek. Ben onun hesaplarını biliyorum. Ama onu yaparsa ben de buraya geleceğim. O atı yok edeceğim. O atı yok edeceğim. Oyun sonu oynayacağız. Ben vezili alırsam vezir bebeş gelemez mi? Vezir bebeş gelebilir. Vezir bebeş gelir. Kaleli alırsam bu iş biraz uzayacak mı? Ama hocam uzayacak, kısalacak yani. Sen söyledin bize bu oyunu böyle oynanıyor diye. Kaleci 8 gelebilir mi ona? Kestim. Vezirle kesti. Filde 5 vurdum. Atla vurdu. Vezirle vurdum. Bir piyon öne geçtim. Filim iyi yer tuttu. F5 istiyorum. D'de geçirim var. Arkaya sarkamaz. Lokum 2. Evet, buraya geleceğiz. Bakın normalde vezir almak daha cazip duruyor. C2'den içeri dalmak için ama bu daha doğru bence. Bu daha doğru. Vezir B5 aktif hamlesine. Dinamik faktörleri asla arka plana koyamazsın. Her zaman bakmalısın. Bakalım ne olacak. Şimdi benim amacım fil F4 oynamak. Fil F4 iyi bir hamle. Çünkü ben diyeceğim ki fil F4 ile. Kardeşim ben buraya inmek istiyorum diyeceğim. O onu nasıl engelleyecek bakalım. Yani fil D6'lar. Fil D6'lar oluyor mu? Onları ayarlayacağız işte. Belki de ben basitçe böyle geleceğim. Veya ben basitçe böyle geleceğim. Kardeşim atını vurup burayı almak istiyorum diyeceğim. Bunlara bakacağım ben şimdi. Rakibim H6 oynadı. Çünkü pek konuma dokunmak istemiyor. Ama biz dokunduracağız. Dokunduracağız. Şimdi bir dakika. Buraları hassas. Buraları ince işçilik. Böyle gelirsem fil D6 oynar bu arkadaş. Böyle gelirsem ne oynar? Hiçbir şey oynamasın. Ben ne yapacağım? Bunu alacağım. O alınca bunu alacağım. Bir piyon net öne geçeceğim. Ben o zaman buraya geliyorum ve bir piyon almak istiyorum. Haydi bakalım. Hem de şu D4 sürüşünü engellemiş oldum. Bu çok tatlı bir hamle. Bu oyunu tatlı tatlı oynayacaksınız. Telaş yapmayacaksınız. Güzel gözüken hamleler, cazip duran hamleler illaki olacak. O hamlelere dur diyebiliyorsan anla ki kıvama gelmeye başlıyorsun. Hocam hangi kıvama geleceğiz? Kulak memesi kıvamına gelene kadar bu şekilde davranmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra da bana geleceksiniz. Kıvama gelin, sonra beni bulun. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Evet. Social gamer. Konumsal değerleri gözeterek oynaman gerekiyor. Paldır küldür oynanmaz bu oyun. Ama bakacağız. Bakacağız. Evet, bizim çok sıkı takipçimiz Mustafa Bey. Mustafa Bey diyor ki, hocam diyor, locadan yer bulamadım. Biletler karaborsaya düşmüş. Yani sağ olsun izleyici kitlemiz bizi seviyor. Ben de sizlerin önerilerini dikkate alarak devam ediyorum ama onu söyleyeyim. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Nelerin peşinden koştuğumuzu, hangi modda oynadığımızı. Bu işin içinde sadece bildim oynuyorum olayı yok. Karşınızda bir insan var şu an. Social gamer üflüyor, püflüyor. Bana inanmıyorsan maçtan sonra kendisine sor. Üflüyor, püflüyor. Derdi var, tasası var. Ama ben burada acele de edebilirdim. Ben burada belki vezir c2'ye pre-move da yapabilirdim. Yapmayacaksın. Vezir b5 gibi karşı oyun hamlelerine, rakibe nefes aldıran, rakibe umut ışığı yaktıran hamlelere izin vermeyeceksin. Ama hocam nasıl kazanacağız? Kazanırsın. Acele etme. Sen zaten üstünsün. Bak bu buraya basıyor. Adam buraya bağlı. Onu sürmesi lazım. Buraya baskı var. At vezir buraya bağlı. Fili oynayamaz. Şimdi burayı ben triple 3 katlı pasta yaparım. C dikene gelemiyor. Kesiyorum buradan. Piyon kaybediyor. Kramp vaziyette adam. Adamın elini kolunu bağlamışım ben burada. Niye ben acele edeyim? Ben niye acele edeyim azizim? Ben niye acele edeyim? Ben çayımdan, suyumdan, limonatamdan yudum alacağım yani bak. Zamandan da 2 dakika öndeyiz işte, 2-3 dakika. Tamam işte sohbet edelim arkadaşlar. Evet. Instagram'dan da şu kitaptan bir örnek.
bir sayfa paylaştım. Bakalım o sayfadaki ilgi çekici noktayı kim yakalayacak? Ona da bakacağız. Ona da bakacağız. Evet. Süper. Social Gamer. Ustasından dersini aldı. Demek ki dersini tam alamadı. Hocam bana bir daha öğretir misiniz dedi. E biz de onun kalbini kırmayalım. Gönlünü alalım. Bir daha öğreteceğiz. Sohbet kısmından yazıyordu. Artık yazmamaya başladı. Ne oldu Social Gamer? Tadın tuzun kaçtı galiba. Rakibin penceresinden de bakın diyorum ben size. Bakın ki rakibinizin neler hissettiğini, hangi zorluklar içerisinde kal bakın onu sürdü. O da şimdi aranıyor yani buradan aranıyor. Aranacak tabii aranacak. Aranacak. Şimdi ben bunu hesaplayacak. Ben bunu vurdum. File faultu aldı. Bak Social Game'in hesabı şu. Ben bunu alınca şunu oynayacak. Hesap bu galiba. Hatta ben böyle gelince bunu oynayacak. Yani onlar ona bir şey katmayacak ama ben de orada Vezir C6 oynayabiliyormuşum. Katmayacak ama ters renkli fillere kalacağız. Ters renkli fillere kalmak da istemiyorum. Dur bakayım. Dur bakayım. Klasımızı konuşacağız burada. A5 ile B6 karesi zayıfladı. Hocam sen bunu al. Sonra bunu vezirle al. Ama filin B2 olan baskısı. Ha, bak o güzelmiş. Çünkü ben yatay inince F7 de istiyorum. O B2'yi alabilir belki ama ben F7'yi alıyorum. F5'i alıyorum. B7'yi alıyorum. Çok piyon önde kalıyorum ben. Ben o varyanta gireceğim. Ters renkli fillerde piyon önde olmak kazancı garantilemez çünkü bloke söz konusudur ama o konumu sevdim ben. Sevdim, bayağı sevdim yani öyle söyleyeyim ben sana. Evet. Oynayacağım. Bunu oynayacağım. O da bak hazırlamış zaten hamlesini. Hocam, ters renkli fillerde vezirin oyunda kalması mı, kalmaması mı? Veziler oyundaysa saldıran taraf avantaj elde eder. Ama ben bunu alınca kalemi inemiyorum aşağı. Yoksa saldıran taraf tarafım diyebilirdim. Ama ben oyun sonuna girmek istiyorum. Yani bir de size böyle bir oyun sonu. Kale finali bir piyon önde. Ters renkli filler de var. Bunu bir oynayalım. Sizler için de öğretici olsun arkadaşlar. Ya bunu almazsa ben B7'yi de alacağım. Vezire zaten iyi yer yok. Vezire iyi yer yok. Ne yapacak? Vezir E8 mi gelecek? O zaman ben F5'i de alırım. Yani alırım da alırım. O yüzden veziri kesecek o. Kessin bakalım. Hocam sıkıştığınızda arkadaki kitaptan oyun sonu taktikleri alabilirsiniz. Biz dersimizi çalıştık da geldik arkadaşlar. Dersimizi çalıştık da geldik. Tabii. Tabii. Çalıştık geldik. Evet. Alacak yani. Almak istemiyor o da çünkü neden biliyor musunuz? Benim film çok iyi yer tutuyor. B7'yi istiyor. F7'yi istiyor. Burayı istiyor. Burayı istiyor. Kale aşağı inecek. Yani rakibin derdi çok. Rakibin derdi çok. Ben sana söyleyeyim. Maçı bırakıp gidebilir yani. Ya yani maçı bırakıp hemen eline raketi alıp masa tenisine geçebilir. Ben sana söyleyeyim yani rahatlamak için. Şu an masa tenisine geçeyim mi geçmeyeyim mi diye bir düşünüyor olabilir yani. Gitgeller olabilir. Dur bakalım ne yapacak. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Telaş yok. Telaş yok. Her maç, her oyunda saldıramazsın. Ama sizin oyunlara bak. Aç bak oyunlarına. 10 tane oyunun yan yana koy. Hepsinde maşallah bir ofansiflik var. Bir saldırı. Neye saldırıyorsun sen? Kime saldırıyorsun? Evet. Social Gamer'ın puanlarını alalım da görsün o. Evet, beni kovalamak neymiş? Görsün. Benim peşimi bırak dostum. Yoksa bedelini ağır ödersin. Ağır bedel ödetirim sana. O şimdi böyle bir hamle yapabilir. Çünkü ben böyle vurunca böyle gelip bunu almaları planlayabilir. Ama ben ona da şunu düşündüm. Kaleyi buraya çekiyorum.
Fille kaleye saldırırsa böyle çekiyorum. Tehdidim de buradan buna yapışmak, almak. Bir iki vermeyeceğim. Aa, öyle mi yaptı? Aynı şeyin laciverti oldu. Ben o zaman şunu hesaplıyorum şimdi. Hocam bir iki verdin. Kale fi de alırım. Şak kaçar. Bir tane F5 alırım. İki tane geçerim var benim. Lokum gibi vaziyet. Bu oradan geçer. Elde edene kadar sabah olur. Acele etme hocam. B3 sür. Vallahi bu da güzel. Ben B3 sürsem ağlar. Ben B3 sürsem oturup yok. B3 sürsem ağlamaz. Böyle gelir. Ben bunu geleceğim. Bu vereceğiz onu. Bunu vereceğiz. Bunu verecek. Bunu verecek. Evet. Kötü. 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 Evet. Pro Hasan bizi izliyor. Pro Hasan 10. Evet. Struggle and Dart bizi izliyor. Murat Arda 11 izliyor bizi. Evet. Hepinize selamlar arkadaşlar. Like desteğiniz için de çok teşekkürler. O like'lar sizin için minik ama bir kanal için büyüktür. Unutmayın. YouTube algoritmasına savaş açtık. Bunu unutmayın. Bunu böyle alacağız. Alacağız. Açar aşağı çekmek isteyeceğiz. Ben bu piyonu da aldığım zaman iki geçirim oluyor benim. Bağlı geçerler. Sonra ya bu piyonu almasam da olur diye düşün. Bakacağız. Bir de onun şığı kötü kalıyor biliyor musun? Hocam bunu alsak mı daha iyi? Ama onu alsak olmaz. Dur şimdi. O bir köşeye gidecek. Ben bunu alacağım. Sonra geçerlerimizi sürmeye çalışacağız. O da buradan sürecek. Ufak bir karşı oyun bıraktık rakibe. Bunu almaya bir daha bakayım ben. Bunu almaya bir daha bakayım. Ya da onu fille almaya bakayım. Tabii canım. Ben bunu niye fille almıyorum ki? Ben bunu fille alayım. Ben bunu fille alayım. Ama sonra oyunu nasıl kazanacağım? Mesela G6 yaptı. Ne yapacağım? Nasıl kazanacağım ben oyunu? Nasıl kazanacağız biz oyunu? Şeye mı geleceğiz? F'yi sürüp E4 süreceğiz. Bağlı geçerleri orada oluşturacağız. F3 E4'ümü engelleyemiyor. Oradan blok atınca kalem benim yatayda çok fazla güçlü kalacak. Kazanacağım. Şematik düşünüyorum şu an. Bunu alsam böyle yapacak. Onunla da sabaha kadar uğraşırız. Ben bunu almaya karar verdim arkadaşlar. Bunu alacağım ben. Bunu alacağım. Evet. 3, 5, 6, 2, 4. 2 piyon öndeyim. Ama dediğim gibi ters yönetim fillerde piyon önde olmak. 2 piyon önde olmak. Var öyle örnekler. 3 piyon öndesiniz kazanamıyorsunuz. Ters renkli karede bloke olursa kazanamazsın. Şimdi burada ne yapacağız? Benim resmini kurduğum şema şu. Tek geçer yetmez bana. Bir geçer daha lazım. O yüzden ben ayarlayacağım. F3 E4 yapacağım. F3 E4'e yönelirken buraya saldırabilir. Onu da filmi C4'e koyarak bağlayacağım diye düşündüm. Yani fil A6'dan da koruyor da fil C4 ile de korurum diye düşündüm. F3 E4'ümü kesemez. Bağlı geçerler oluyor. Hocam fil onlara bloke atıyor. Bloke atsın. O blokeyi ben kaldırırım diye düşündüm. Kaleyle, şahla bakacağız. Belki biraz daha yaklaşınca hatalı bir yanını göreceğim o planımı. Bakacağız. O şimdi G6 yaptığı zaman benim bir avantajım da kalem onun ışığını kesmiş olacak. Oyun dışı bırakmış olacak. Evet. Şimdi bu konuya biraz bakalım. Bir dakika. Yani şunu sürmek de cazip. Hiçbir şey ellemesem ben bunu süreyim, piyon yapısını bozayım. Piyon yapısını bozayım. O bana zarar veremez. Şunu şuraya kadar sürmesi beni tedirgin eder mi? Edebilir. Ben bunu bir tane süreyim mi? Süreyim, acele etmeyeyim ben. Süreyim. Onun umut ışıklarını söndüreceksin. Evet. Çok güzel ya. Baksana. Film o kadar güzel yer tuttu ki. Kaleye geçit yok. Ne B dikeyi.
ne de Jadeek'ini kullanamazsın. Kitlerim. Kalede burada Şığ'ı kilitliyor mu? O da onu kilitliyor. Hepinizi kilitleyeceğim. Hepinizi kilitleyeceğim. Dur. Beni kızdırmayın. Hepinizi kilitleyeceğim. Evet. Bir tane bu hamleyi atmak da güzel. Evet. Dur bakalım. Çok tatlı bir konum oldu mesela. Tadından yenmez yani bu konumun. Bakalım ne olacak. Evet. Evet, evet, evet. Evet, bir dakika. Bizi satranç dünyamdan, Instagram kanalından takip alan bir isim var. Kim o? Emre Bey. Emre Bey. Hocam hangi Emre Bey? Hangi Emre Bey? O da yazıyor. Indigo Emre. Indigo Emre bizi takibi almış. Evet, bana böyle havalı isimlerle gelin. Indigo Emre. Mesela şu Instagram'da adın ne? Indigo Emre. Oo, hemen takip alırım. Hemen takip alıyorum arkadaşlar. Süper. Çok güzel. Bakalım ne olacak. Kara kara düşünüyor rakibim. Bir hamle yapıverdi. Ben de bir tane şığımı geleceğim. Bir tane şığımı geleceğim. O bekleyecek. Beklemekten başka çaresi yok. Ben keşke önce bunu yapsaydım değil mi? Evet. Ya konum rahat olunca siz de ufaktan gevşemeye başlıyorsunuz. Ne yapacak? Nereden dolanacak? Şu, dolanamıyor ki. İnanılır gibi değil ya. Dolanamıyor. Ben bunu yapacağım. O sadece yapışacak. O sadece yapışacak. Dolandırtmam. Dolandırtmam. Ay! Kaleye numara çekiyormuş ha. Bak görüyor musun? Asla konumu hafife almayacaksın azizim. Hay Allah ya. Dur. Böyle geleceğiz o zaman. Bizi yataydan kovdu ya. Olacak iş değil. Neyse. Neyse ki böyle gelemiyor. Şu hamlem var. Ama bak bizi yataydan kovacaktı az kalsın. Ben bu yatayda kalmalıyım. Satranç oynarken konumu asla küçümsemeyiz. Şimdi bunu kovalıyor bak o. Bunu kovalıyor. Dur. Ben şunu bir koyayım şuraya. Tamam mı? Öyle yok. Dur. Dur. Gel buraya. Evet. Aman diyeyim ha. Bu işin şakası yok. Hocam kaleleri değişir misin? O riski almak istemiyorum. Bak iki piyon dediğim ama o da niye öyle bir şey yaptı? Dur bakalım. Buna yapıştı. Tamam. Tamam. Ha bunu gelmek istiyor. Vay 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 vay. Vay vay vay. Dur o zaman biz şu şığı biraz daha itelim. Biraz daha itelim o şığı. Bir şah gitsin bakalım. Aa bir de sonra bu varmış. Bir de şimdi bunu yedi. Oo, bu var bu döküldü. Terk edebilir. Bu hamleye terk edebilir. Ya bir dakika bir dakika. Buna gelince bunu alıyor azizim. Çok heyecanlandın sen de ha. Vallahi çok heyecanlandın dur. O zaman ben şöyle oynayayım. Evet. Heyecan yaptık. Bak görüyor musun? Elim nasıl kötü hamleye gidiyor. Hocam o şeyi siz de yönetemiyorsunuz galiba. Evet. Maç pratiğim az olduğu için bazı becerilerinizi kaybedersiniz. Yönetemezsiniz. Öyle söyleyeyim ben size. Evet. Çok zor. Gel dedi değişelim. Gel dedi değişelim ama benim kalem 12'nden daha çalışkan. O yüzden... Ya bu işi abartmaya da gerek yok aslında. Belki de kazanç bize boyun. Vur vur vur. Vur vur vur. Neyse. Neyse böyle geleceğiz.
Böyle geleceğiz. Sonra ne yapacağız? Sonra bunu süreceğiz. Galiba. Biz de tam fikri sahibi olamadık ya. Biraz bocalama şeyine girdik ya, ben sana söyleyeyim. Hani hocam bunu verecektin? Vallahi bir şey vermek istemiyorum. Bir şey vermek istemiyorum arkadaşımıza. Şöyle geleyim. Evet. Dikkatli oynayacağız. Modumu kaybediyorum. Bak, modunu kaybettiğin sinyalini aldığın anda aman diyeyim dikkatli ol. Aman diyeyim dikkatli ol. Evet. Sevgili Volkan Balaban'ın yorumu geldi. Teşekkürler Volkan Bey. Harikasınız. Beğeni ve yorumlarınızla desteklemeniz beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Evet, bakalım ne olacak. Gebeş yapmış bile, bir dakika. Yapmış bile gebeş. Hocam şu işe yarar mı? Yarar. Bu çok işe yarar burada. Bunu sürelim. Bunu sürelim. Onu sonra almasın o G4 sürüp. G4 şah F6 gelip almasın. Alalım biz bunu madem öyle. Tamam, bir tane D4 sürecek miyiz? Çok mu nazik oynadık bu oyunu ya? Azizim. Yanlış mı oynadık biz bu oyunu? Ne yaptık? Ne yaptık böyle, anlamadım ki ben. Evet. 2, 4, 5, 3. 2 piyon öndeyiz. Ama oyunun temposu o kadar yavaşladı ki. Yani insanı tedirgin ediyor. Her şeye bakacaksın bak. İşte buna bakacaksın, buna bakacaksın. Böyle hamlelere bakacaksın. Fil dolanabilir mi diye bakacaksın. Bakacaksın da bakacaksın. Ama şu an limitini tamamlamak üzere. Ha, oraya geldi, ona yapıştı. Dur. Limitini tamamlamak üzere. Mesela ver bana, ver bir tane desem bunu ne yapacak? Ver bir bakayım bana bir tane. Ver bana. Ver bana piyonu. Alacağız herhalde. Alacağız çünkü kaleyle gelip basıyorum. Yani limitini zorladı o. Biraz sakin kalabilirdi buralarda. Belki konumu tutma ümidiyle. Nurullah Kılıç izliyor bizi Siirt'ten. Siirt'e selamlar. İhsan hocamıza da saygılar, sevgiler. Evet. Evet, bizi The Protector izliyor. Harika. Çok sevgiler. Hilmi Apak izliyor. Son üyemiz Hilmi Apak izliyor. Evet. Vallahi onu da alacağız. Kusura bakma. Kardeşim. Kusura bakma, onu da alıyoruz. Hiç kusura bakma, o da gitti. O da gitti. Çünkü böyle gelirse böyle var. Sürerse önce bu var. Sonra bu var. Tüm piyonlarını aldım. Social Gamer'ı konumsal bir oyunla mağlup ediyoruz. Beni takip ediyormuş. Ben Lichess'te oynamaya başlayınca peşime takılıyormuş. Takılma peşime. Perişan ederim. Evet. Takılma peşime. Perişan olursun. Evet. Evet. Benimle oynama. Söyledim sana. Şansını zorlama. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun. Bu oyunun da şarkısı bu olsun. Süper ya. Süper. Evet, süper. Bu oyunun şarkısı da bu olsun. Evet. Ateşini yolla bana. Kor alevler içindeyim. Bilmesen de. Evet. Social Gamer, Social Gamer. Benimle oynama. Söyleyeceğim, o şarkıyı bitince de söyleyeceğim. Evet, süper, süper, süper. Bakın ne kadar sakin kalınca daha iyi oynayacaksınız. Ve daha iyi oynadığınızı görünce lütfen yorum kısmından bu işi çözdüğünüzü yazın, tamam mı? Yazın bana. Hocam çayımı demledim. Bir çayımdan yudum alıyorum. Bir rakibin piyonunu alıyorum. Bir onu alıyorum, bir bunu alıyorum hocam. Valla iyi ki varsınız. 2, 4, 5, 2, 3 piyon.
3 piyon. Yani buradan canlı çıkacağını sanmıyorum. Bakalım. Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız azizim? Böyle gelirsem böyle mi var? Dur. Ben böyle geleyim. Telaşımız yok. Evet. Tadını çıkartacağım. Bir onu süreceğim azizim. Bir bunu süreceğim. Bir onu bir bunu. Bir onu bir bunu. Bu şey değil. Yalnız kafan karışmasın. Bir sağdan bir soldan değil. Bir onu bir bunu. Bir onu bir bunu. Bak şimdi. Bir onu bir bunu. Buraya geleceğim ben. Biraz buraya gelmek iyiyim. Bir dakika. Tabii buraya gel. Acele etmeyeceksin. Böyle bir kolum yakalamışsın. Acele tadını çıkartacaksın. Tadını. Yani o lezzeti alacaksın. Şimdi ben bunu sürersem o böyle gelir. E tamam. Sonra ben bunu keserim ve iki geçirim olur. Ben burada iki geçer oluşturma peşindeyim. Anlatabildim mi? İki geçer. Geçer mi geçer. Evet. Terk etmesi lazım buralarda. Yani artık yani buraları da hocaya karşı oynamaması lazım ama kendi bilir. Kendi bilir, kendi bilir. Keyfi bilir. Keyfi bilir. Bunu alacağız. Sonra ne bileyim buraya geleceğiz. Oradan yürüyeceğiz. Böyle yürüyeceğiz. Siyahı süreceksin, siyahı. Siyah kareler. Evet, bunu süreceksin böyle böyle. Böyle böyle. Evet. Evet, terk etmiyor. Umudunu yitirmiyor. Evet. Ne yapsa ne etse hocasını yenemiyor. Siyahlarda oynayacaksınız arkadaşlar. Siyahlarda bak, siyahlar bloke olmaması için piyonunuzu siyahta götüreceksiniz. Beyazda götürürsen siyah fili koyar. Ben böyle geleceğim, bunu süreceğim, bunu öne atacağım. Bir onu bir bunu. Bir onu bir bunu. Evet. Bak, keyfi nerede alıyorsun? En sonda alıyorsun. Çünkü ben bu konuma ulaşmak için sabırla titizlikle oynadım. Burada da biraz kendimizi şımartalım. Bir onu bir bunu. Bir onu bir bunu. Evet. Gidiyor bak bak bak. Tamam şimdi buraya bak dans. Dans böyle. Bir onu bir bunu. Niye oynuyorsun yani buraları kayıp artık burada. Ben bunu sürebilirim. Onu sürebilirim. Yani bir onu bir bunu. Süper ya süper. Zanzibar Tiger bizi izliyor. Evet. Doktor Otis bizi izliyor. Doktor bu ne doktor? Doktor bu ne? Süper ya. Doktor Alekin bizi izliyor. Bakın. Tüm doktorlarımız burada. Evet. Evet, Muhammed Furkan Kabaoğlu izliyor bizi. Evet, harika. Süreceğiz. Süreceğiz, süreceğiz. Evet. Süreceğiz. Bir onu bir bunu bak. Bir onu bir bunu. Azizim niye oynuyorsun? Daha bu var. Daha bak bunu sürmedik. Daha bunu ambalajından çıkartmadık. Azizim. Ya kızdırıyorsun beni bak ha. Evet. Herhalde en son bunu sürünce terk edecek. Çünkü bunu da ambalajından çıkartınca yeter ya diyecek. Evet. İşte bu şekilde onu oraya gelirsen ben de böyle oynuyorum zaten. Tamam. Sonra bunu sürmek. Sen şimdi ha bu mu var? Onu mu yedik? Hay Allah ya bak sonda bile numara ya geri geliyoruz da veya bunu sürüyoruz fark etmez veya onu sürüyor onu veriyorsun. Hepsi kazanç. Ama işte ters etme filin huyudur bu. İlla bir pürüz çıkartır. Evet saniyeleri kaldı. Yani buraya gelirse de aman ben de böyle geleceğim o zaman. Hayret bir şeysin sen de. Evet terk edecek birazdan. Terk etmesini izliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Hocam ya pat olursa biz pat eder miyiz bu yaştan sonra? Bu yaştan sonra pat eder miyiz? Bu yaştan sonra patates eder miyiz oyunu arkadaşlar? Aşk olsun size. Evet. Evet. Mecburen buraya geleceksin. Şimdi beni burada şey yapma. Biz de buradan süreceğiz. Ve bu oyun bitecek. Evet. Social Gamer'ın 30 saniyesi kaldı. Evet. Hocasıyla bu 3. maçı 3-0 kaybediyor Social Gamer. 3-0. Evet. Evet, 3-0 kaybediyor. Bu ona ders olsun diyoruz her defasında ama demek ki ders olmuyor. Dersini almaya tekrar tekrar geliyor. 9, 8 tükeniyorsun. Evet, artık benim peşimi bırakmalısın. Social Gamer ve terk ediyor. Zafer marşımı çalarım, şarkımı söylerim.
Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Harikasınız. Süper, süper, süper. Evet, bir onu bir bunu. Bir onu bir bunu. Harika. Çok harika. Evet, bu oyunun şarkısına gelince, bu oyunun şarkısı şu arkadaşlar. Bu oyunun şarkısı şu. Benimle oynama. Söyledim sana. Şansını zorlama. Uğurlar olsun. Uğurlar olsun Social Gamer. Bu da sana bir ders olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Benim yakamı, peşimi bırakın. Perişimi bırakın, perişan olursunuz. Görüşürüz. Harikasınız.